ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, 4 grubun yarıştığı Manisa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Oylama sonrası yönetim, disiplin, denetleme ve Ankara delegeleri belirlenirken çoğunluğu İsmet Taner'in başkanlığındaki Çağdaş Grup adayları elde etti. Dört grubun yarıştığı Manisa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın 22. olan genel kurulu yapılan oylamayla tamamlandı. Genel kurulda odanın 22 yıllık başkanı Sadık İriyer, iki dönem başkanlık şartı tüzüğü gereği aday olmazken, seçimler İsmet Taner başkanlığındaki Çağdaş Grup ve Uğur Hasacar başkanlığında Değişim Grubu arasında geçti. 568 sayılı yasaya göre yeni dönemde tabii bizim iki dönemle sınırlı olduğu için ben bu dönem başkan olamıyorum. Yeni arkadaşlarımıza bu görevi tevdi edeceğiz inşallah. 4 tane grup var. 4 grupta da çok değerli kardeşlerimiz var, dostlarımız var. Meslekte Birlik ve Genç Meslekte Birlik grupları seçimlerde yeterli oy alamadı. 849 delegeden 558'inin oy kullandığı oylama sonucu yönetim, disiplin, denetleme ve Ankara delegeleri belirlendi. 5 kişilik yönetim kuruluna Çağdaş Grup'tan İsmet Taner, Güngör Lalancı ve İsmail Aktaş, Değişim Grubu'nda ise Uğur Hasacar'la Refik Akçan seçildi. Odanın 5 kişilik disiplin kuruluna ise Çağdaş Grup'tan İsmail Parmaksız, Şeref Kavruk ve İbrahim Akbalık, Değişim Grubu'ndansa Zeki Burak Özkösemen'le Serpil Eliboy seçildi. 3 kişiden oluşan denetleme kuruluna ise Çağdaş Grup'tan Muharrem Er Yılmaz ve Alper Soysal'la Değişim Grup'tan Hüseyin Malis seçildi. 14 kişilik Ankara delegeliklerine ise Çağdaş Grup'tan 9, Değişim Grubu'ndansa 5 kişi seçildi. Yönetim kuruluna seçilen 5 kişinin toplanarak aralarında odanın yeni başkanını seçeceği öğrenilirken, odanın yeni başkanının Çağdaş Grubun başkanı olan İsmet Taner'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sevgili seyirciler, Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası, odaya kayıtlı üye esnaflardan cep telefoncuların sorunlarıyla ilgili kahvaltılı toplantı düzenledi. Oreko Otel'de gerçekleşen toplantıda cep telefoncuların yaşadıkları sorunlar ele alındı. Türkiye Elektrik ve Elektronikçiler Federasyonu üyesi ve Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen, oda olarak elektronikçilerle, internet kafecilerle, oyun salonu işletenlerle toplantı yaptıklarını ifade ederek, cep telefonu mesleğini icra eden, tamiriyle, satışıyla uğraşan meslektaşlarının sorunlarını ele aldıklarını vurguladı. Hepsinin ayrı ayrı sorunları var. Malumunuz, devletimiz şu anda terörle mücadele içerisinde bu küçük esnaf ve sanatkarı çok olumsuz yönde etkilemekte. Küçük esnaf ve sanatkarımız çareler aramaya başladı. İşte cep telefonu tamirine yöneldi, işte kontör satışına, fatura tahsilatına. Tabii bu günü kurtarmasına yetmiyor. Bizim bu konuyu bir an önce çözmemiz lazım. Tıpkı kıyımcılarda da olduğu gibi en azından 4 taksit, 5 taksit gibi seçeneklerin olması gerekiyor. Bunu biz devletimizin yetkili kurumlarından istedik. Aynı zamanda Türkiye Elektrik Elektronikçiler Federasyonu'nda da yöneticiyim. Bunu biz dile getirdik. Devletimizin yetkili kurumlarına ilettik. Oradan bir cevap beklemekteyiz. Kayıp kaçakla ilgili çok sıkıntıların bulunduğunu kaydeden Üzen, fabrikalarda çalışanların cep telefonculara gidip telefon tamir ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra kayıp kaçak, bunlarla ilgili çok sıkıntılarımız var. İşte fabrikada çalışanlar cep telefoncu dükkanlarına gidip işte burada telefon tamir ettiklerini biz tespit ettik. Bunları şifayen yapmamaları konusunda üyelerimize söyledik. Konuyla ilgili odamızın denetim kurulu bununla ilgili ileriye dönük
çalışmalar başlatacak. Üzen, yeni kurulan hükümete de görevlerinde başarılar diledi. Küçük esnafın günden güne eridiğini belirten Üzen, bunun için bazı önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti. Yeni kurulan hükümetimizden küçük esnaf ve sanatkarın borçlarının silinmesini istiyoruz. Biz faiz lafı istemiyoruz fakat borçlarımızın silinmesini istiyoruz. Küçük esnaf günden güne eriyor. Örnek için bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Borçlarımızın silinmesi gerekiyor. Biz yeni kurulan hükümetten her şeyden önce bunu istiyoruz. Çünkü anayasamızın 173. maddesi der ki devlet küçük esnaf ve sanatkarın sanatkarı koruyucu, kollayıcı tedbirleri almak demektir. Sevgili seyirciler, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, sosyal medyada sıklıkla paylaşılan engellerin fotoğraflarını ve halimize şükür gibi yazılara sitem etti. Ya, bu konuda evet, rahatsız olmuyor değilim, alıyorum ama Allah'a şükür öyle korkulacak ölçü tarzında bir şeyimiz yok. Sosyal medyada engellilere yönelik paylaşılan fotoğraflar ve halimize şükür gibi yazılardan sonra Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız sitem etti. Allah korusun deyince değil de destek olmalarını istiyoruz. Bu konuda duyarlı olmalarını, sanal ortamda da bakış açılarını da değiştirmelerini istiyoruz. Allah'a şükür korkulacak herhangi bir çirkin yanımız yoktur. Bakıp da böyle yorumlar yapması gerçekten de hoşumuza gitmiyor. Bir engelli arkadaşımızı, tabii ki Allah-u Teala'nın verdiği bir kusurları bir kendilerine örnek olarak Allah'a şükür halimize şükredeceğiz, Allah'a şükür böyle değiliz demek de yanlış. Ben değil, sen de olabilirsin. Arkadaşlarımızın fotoğrafının üstünden böyle şeylerde, paylaşımlarda bulunmak. O arkadaşlarımız... Kuşlu Bahçe Mahallesi ile Mimar Sinan Bulvarı arasından geçen farelerin cirit attığı, kötü kokunun çevreye yayıldığı üzeri açık dere yatağı, Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah çalışması yapıldıktan sonra kapatıldı. Mahalleli belediyeye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Mimar Sinan Bulvarı Kuşlu Bahçe tarafındayız. Kuşlu Bahçe'nin yıllardan beridir en büyük kanayan yarası bir dere yatağı vardı. Şehir merkezinden gelip kanalizasyonun da kısmen içerisinden geçen şehir atık sularının gittiği bir dere yatağı vardı. Hemen şu görmüş olduğunuz kesimde dere yatağı orada üzeri açıktı ve buradan Gedze'ye kadar açık olarak gidiyordu. Ve üzerinin açık olması nedeniyle mahalleyi fareler basmıştı. Sürekli olarak çevreye koku yayıyordu. Kuşlu Bahçeler'in kabus halinde olan dere yatağını Manisa Büyükşehir Belediyesi hemen ele aldı. Kuşlu Bahçeler'in kabus olan dere yatağı kapanınca Kuşlu Bahçeler de burada temiz hava almaya başladılar. Ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetleri yapanlara mahallelilerden teşekkür var. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıvanlı'nın Dilek Mahallesi'ni ziyareti esnasında verdiği söz, asfalt sözünü yerine getirdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında mahalleye 2 kilometrelik asfalt, 4500 metrelik karelik kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başlattığı asfalt hamlesi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün asfalt sözü verdiği Saruhanlı'ya bağlı Dilek Mahallesi'nde çalışmalar başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında karayolları sorumluluk sınırına kadar olan 2 kilometrelik yolda asfalt, kilit parke taşı ve bordür uygulaması yapılıyor.
Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Akhisar Mezarlıklarında bakım, onarım, temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. İlçe merkezinde bulunan 3 mezarlık ve 7 mahalle mezarlığında tamamlanan çalışmalar önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler il genelinde mezarlıklardaki çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar ilçe merkezinde bulunan Yenişehir, Reşat Bey ve Suyolu mezarlıklarıyla Süleymanlı, Medar, Ballıca, Mecidiye, Akselendi, Kayalıoğlu, Beyaba ve Zeytinova mahallelerinde bulunan mezarlıklarda bakım, onarım, temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Sevgili seyirciler, Şehzadeler ilçesi Güzelköy Mahallesi cami kuran kursu görevlileri kursların sona ermesiyle birlikte hayır lokması döktü. Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'ndeki kuran kursu görevlileri birinci dönem kuran kurslarının bitirilmesinin ardından cami önünde hayır lokması döktürdü. Cami kuran kursu hocası Kübra Sara, hayır lokması ile ilgili yaptığı açıklamada hem 3 aylar hem Ramazan'ın yaklaşması nedeniyle gerek kursiyerlere gerekse cami cemaati ve vatandaşa hayır lokması yaptırarak dağıttıklarını dile getirdi. Abi de hep seni çek ya. Mayıs 2016 tarihli dolar-euro altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde. Dolar alış 2,95, satış 2,95. Euro alış 3,29, satış 3,29. Altın alış 114, satış 114. 30 Mayıs 2016 tarihli Manisa Ticaret Borsası verilerine göre üzüm ve pamukta fiyatlar şöyle. Çiğitli pamukta muamele yok. Çekirdeksiz kuru üzüm en az 2,80, çekirdeksiz kuru üzüm en çok 3,70 lira. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak bir yıl aradan sonra PTT 1. Lig'e dönen Manisa Spor, yeni sezon hazırlık kampını Kocaeli Kartepe'de yapacak. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak bir yıl aradan sonra PTT 1. Lig'e dönen Manisa Spor, yeni sezon hazırlık kampını Kocaeli Kartepe'de yapacak. Bir süre önce iddia turnuvasının düzenleyici Erzurum kampı yeri olarak belirlenen Siyah Beyazlılar, turnuvaya yalnızca 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin katılacağının açıklanması üzerine tercihini Kartepe'den yana kullandı. Öte yandan Yunanistan'ın Panalikos takımının Surinamlı kanat oyuncusu Leandro Campbell'ı transfer görüşmesi için Manisa'ya davet eden kurmayların Kayseri Erciyesspor'un kanat oyuncusu Volkan Okumak'la pazarlığı ise devam ediyor. Yönetim sözleşmesi devam eden ancak alacakları nedeniyle kulübü Futbol Federasyonu'na şikayet eden oyunculara da kapıyı açık bıraktı. Bu arada kongre çalışmalarını sürdüren Başkan Abdullah Mergen, kongre gününe kadroyu oluşturmak istediği ve net bir şekilde hiç vakit kaybetmeden lig hazırlıklarına başlamak istediklerini belirtti. Sevgili seyirciler, Manisa Tenis Dağcılık bu sezon turnuvalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mesir Cup ile Manisa'ya birçok oyuncuyu getiren ve yaptığı turnuvalar ile ses getiren Tenis Dağcılık Spil Kupası ile beraber 80 oyuncuyu Manisa'ya getiriyor. Müzik
Manisa Tenis Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Zihni Yüksel, Spil Bahar Turnuvası'nın heyecanı içinde olduklarını ve final maçlarının ETV'nin yayınlayacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. 30 Mayıs 5 Haziran tarihlerinde Tenis Dağcılık Spor Kulübü'nde oynanacak olan turnuvanın hem Manisa turizmi açısından hem de kulüp adına önemli bir faaliyet olduğunu belirten Yüksel, turnuvaya 80 sporcunun katılacağını belirtti. ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.